Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesutgün. Bugün Python'la ilgili ve korona ile ilgili aynı zamanda uygulamalarımızın üçüncüsünde beraberiz. Daha önce şu ana kadar yayılım grafiklerini, merkez üssü araştırmasını ve aynı zamanda animated bar chart dediğimiz yani animasyonlu çubuk grafik uygulamasını yaptık. Güne göre artan azalan ülkelerin sıralamasını irdeleyen bir uygulama yapmıştık. Şimdi üçüncü olarak bu sefer Ülkelerin genel tavırlarını veya aldıkları kararların vaka sayılarına etkisini gözlemleyeceğiz. Tabii ki çok derinlemesine bir analiz olmayacak. Çünkü yerel kaynakları okuyup da işte atıyorum Litvanya'da o gün böyle bir karar alındı ve virüsün yılmasının önüne geçildi gibi bir derinlemesine bir analizdense daha çok sadece veri üstünden vaka sayılarındaki artış, azalış, günlük dalgalanmalara bakarak bir uygulama yapacağız ve bunun neticesinde belki de Türkiye ile aynı gruptaki diyeyim, yani daha doğrusu hastalığın ülkelerdeki genel tutumlarına dair bir gruplama yapabiliriz belki çıkacak olan sonuçlara bakarak. Şimdi birinci ve ikinci derslerde bahsettiğim gibi öncelikle ham veriyi alarak işe başlayalım. Bunları anlatmayacağım çünkü önceki derslerimizde mevcut zaten isteyenler onlara bakarak, onlara ulaşarak bu kısımda verinin detaylandırılmasını anlayabilirler. Verimi download ediyorum repozitörden. Bundan sonra öncelikli olarak verimi işlem yapabilir hale çevirmem lazım. Ülke, tarih ve aynı zamanda enlem-boylam uygulamalarıyla. Verim genel olarak şu şekilde gözüküyor. Şehir, ülke, enlem-boylam, tarih ve vaka sayısı. Burada sıfır olanları düşürmedim. Buna dikkat edelim. Yani sıfır olan vaka günlerinin de bir girdisi burada mevcut. Bunu önemli çünkü bu uygulama içerisinde günlük artış azalış trendlerini göreceğiz. Dolayısıyla sıfır yani eğer hiç yoksa da ya da hastalığın başladığı gün olan değerden e, itibaren e, izlemek istiyoruz. Dolayısıyla ilk oluştuğu ilk vakana görüldüğü günden itibaren bir entry olmasındansa direkt başlangıçtan beri nasıl ya da ne zaman başlamış hastalık görmeye bu bilgiyi almak için e, sıfır göstermek faydalı olabilir. E, bunu yaptıktan sonra tıpkı ikinci uygulamamızda olduğu gibi Burning Countries yani şu an yanan şehirler anlamında en virüsle mücadele eden ilk 19 ülkeyi al almak istedik. Ee, burada tabii ki grup bayı o zaman ona göre ülke spesifik yapmamız lazım. Şehri dışarıda bırakıyoruz ve case sayısına bakarak, e, vaka sayısına bakarak en yüksek gözüktüğü tarihleri, daha doğrusu en yüksek gözüken ülkeleri buluyoruz. E, veri hakkında küçük bir tane detay vereyim. Veri kümülatif data tutuyor. Yani diyelim ki 90. günün sonunda Çin'de 68 bin tane vaka gözüktüyse 91. günde de 68 bin 100 diyelim mesela yeni 100 kişilik bir hastalık oluşuyor. 68 bin 100'e evriliyor rakam. Yani kümülatif gidiyor. Geçmişe, e, geçmişi göz önünde bulundurarak ekleye ekleye gidiyor diyebiliriz. E, bunu yaptıktan sonra bunu anlatmama nedeni de burada neden max kullandığımı yani sum değil toplam değil maksimum değeri kullandığımı açıklamak için. Ee, dediğim gibi GROUP BY'da en yüksek değerleri alıyoruz, sonra yüksekten düşüğe doğru sıralıyoruz. Bunu yaptığımız zaman indeks değeri değişiyor. Onun için RESET indeks yaparak indeksi tekrar kurtarıyoruz. Ee, bunların hepsini bir listeye atıyoruz ve ilk 20, yani en fazla hastalığın görüldüğü ilk 19 tane ülkeyi alıyoruz. Ee, bunu yapmamızın nedeni neden? Neden 20 değil 19? Çünkü 19 tanesi en yüksek değerlerden, en de yüksek vaka gözüken ülkelerden geliyor. 20.sini de Türkiye olarak ekliyoruz. Eğer sıralamaya baktığım bakarsanız Türkiye ilk 20'de değil. Biz kendi verimizi de görmek istediğimiz için bunu ekstradan manuel olarak ekliyoruz diyebiliriz. Evet yukarıda run etmiştik zaten bu kutucu da run edelim. Yaptığımız zaman Çin, İtalya, İspanya, Almanya, İran vesaire vesaire ülkelerinin de artık listede olduğunu görmekteyim. Şimdi yapacağım uygulama bu liste içerisindeki yani şu gördüğüm ülkelerin hepsini yukarıda gördüğüm datasetinden tek tek ayıklayacağım. Ki onu burada yapıyorum. Bundan sonra yukarıda gördüğüm bu e, liste içerisinde bulunan ülkelerin her birine izin komutunu kullanarak bu data frame içerisinden tek tek alacağım. Bunu yaparken de mesela özellikle Güney Kore örneğinde olduğu gibi eğer virgül gibi bir noktalama işareti varsa bunu yok ederek yeni bir bakıyoruz data frame oluşturacağız. Şu an gördüğümüz şey aslında hop, aynen en fazla vaka görülen ülkeler ve buna karşılık gelen rakamlar halinde. Buna karşılık bir de daily yani günlük versiyonunu oluşturmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi günlük bir artış azalış trendini göreceğimize göre yukarıdaki grup baydan bir farklı olarak burada bir date kısmı da yani şuraya baktığımız zaman burada olmayan date burada mevcut. Yine aynı şekilde case, max ve aynı şekilde aşağıdan artarak sıralama yapacağını söylüyorum. Yukarıdakinden farklı olarak. Burada da en popülerini bulmaya çalışıyorum. Burada ise günlük artışları bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ascending kısmını true'ya atıyorum. Yine aynı şekilde reset index ile indeksten kurtuluyorum. Yine aynı şekilde yukarıdaki 20 ülkenin içerisinde olduklarını emin olmaya çalışıyorum. Izin komutunu kullanarak. Ve en sonunda da yine replacement'ımı yapıyorum. Yani virgülü boşlukla takas ediyorum diyelim. Bunu çalıştırdıktan sonra bakalım yukarıdaki mesela bir ülke olan İran'ın mesela işte sallıyorum. 18 Şubat'ta 0 vaka gözükmüş vesaire vesaire hepsinin günlük kırılımları artık elimde. Son kısım tabii ki çizme kısmı. Çizme kısmında her zaman yaptığımız gibi pyplot, matplotlib kütüphanesinden import ettim. Burada mdates diye bir uygulamasını daha import ettim. Bunda nedeni şu. Bazen özellikle matplotlib tarih konusunda çok duyarlı bir e, paket diyelim. Mesela günlerle ilgili bir şey çizeceksiniz. İlla onun istediği formatta olması lazım. Ya da onun çalışabileceği formatta olması lazım. Dolayısıyla bu tarz yardımcı kütüphanedeki belli fonksiyonlar var. Bunları yeri geliyor. işte biraz araştırarak buluyoruz ve ondan sonra da import ediyoruz. İşimiz kolaylaşsın diye. Yoksa manuel olarak çok fazla işlem yapmamız gerekiyor. Bunun haricinde şu an 20 tane ülkem var. Dolayısıyla 5 tane satırın 4 tane sütunun olduğu toplamda çarptığınız zaman 20 tanelik bir plot deniyor. Yani tek bir grafik çıkartmaktansa 20 tane küçük grafik çıkartıp aynı görselin üzerine bastıracağım. Dolayısıyla elimdeki mevcut sayıyı sağlayan bir kırılım yapıyorum. 5 çarpı 4 20. Dolayısıyla benim işime geliyor. Bu verileri atadıktan sonra öncelikli olarak gruplama işlemi yapıyorum. Gruplama işleminde günlük olan data frame'lerimi ülke üzerinden grupluyorum. Dolayısıyla Çin'e ait olan bütün veriler kendine ait bir data frame'in içerisinde hapsoldu aynı şekilde Türkiye için ayrı bir data frame içerisinde hapse oldu vesaire vesaire. Bunu decompose ederek bu yukarıda oluşturduğum grouped elemanını bir decompose ederek liste içerisine atıyorum. Bundan sonra e, data frame'lerin listesi aslında 20 tane küçük data frame'cik tutuyor aslında bu. Her birinin içerisinde loop edip ilk elemanını alıyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü siz eğer grup elemanını grup fonksiyonunu metodunu çağırırsanız size döndüreceği şey şu oluyor genelde. 1 hangi ülkenin ismi yani diyelim ki Türkiye. İkincisi elemanı da yani burada bir sıfır değil bir vermiş olsaydım o da data frame'in kendisi olacaktı. Ben şu an sadece isimlerle ilgileniyorum. Dolayısıyla sıfırıncı indeksine listeye atıyorum. Tabii ki bu bir köşeli parantez içerisinde olduğu için bir liste operasyonu olacak ve liste elemanı tutulacak. Bir diğer liste oluşturuyorum. Country diye list formatted diye açıklayacağım ne olduğunu. Şimdi tekrar buraya gelirsek eğer demin dediğim gibi şurada gördüğüm decompose edilmiş liste içerisindeki sıfırıncı eleman isimdi. Birinci elemansa data frame'in kendisiydi. Yani Türkiye datası mesela. Gördüğünüz gibi x1 yani buradaki biri çağırıyorum. Ülke ismini atıyorum çünkü benim için artık sadece ülke isimlerini biliyorsam tarihler ve vaka sayıları önemli. Bunu yaptım burada da. Ondan sonra her bir data frame içerisindeki date kolonunu indekse atadım. Bu işlem burada. Sonra daha demin bahsettiğim muhabbet. E, Matplotlib'in tarih hassasiyetinden dolayı pandasın içerisinde bulunan to date time fonksiyonu çağırarak burada atadığım index olan date kolonunu artık tekrardan formatlandırıyorum diye düşünebilirsiniz. Sonuncu hamle olarak da yukarıda oluşturduğum bu boş listenin içerisine bu yeni formatlandırdığım, indekslendirdiğim her bir data frame'i atıyorum. Ama atmadan önce bunu gördüğünüz gibi df country atmadan önce nokta diff ve nokta drop na işlemleri yapıyorum. Bunda nedeni şu. Dediğim gibi bu data kümülatif data. Yani 10. günden 11. güne rakam 100'den 120'ye artıyorsa aslında günlük artış 20'dir ama kümülatif olduğu için 120 olarak gösterilmektedir. Çünkü üstüne eklemeli gider. Dataframe'in kendine ait bir metodu var. Bu da diff. Diff metodunun yaptığı şey şudur. Bunu kullandığınız zaman kümülatif olan verilerde günlük artışlara çevirir. Yani 100'den 110'a arttıysa o güne ait artış miktarı aslında 10'dur. Diff otomatik olarak dataframe üzerinden çalışan ve bunu size döndüren bir uygulama. Bunu yaptıktan sonra tabii ki haliyle ilk günün bir önceki kıyaslama günü olmayacağı için boş bir NA bir tane row oluşturuyor. Bir satır oluşturuyor evet. Drop NA'li de o NA olan yani boş olan satırı atıyoruz. Yani bu bizim veri setimizde galiba 21 ya da 22 ocağı delalet ediyor. Çünkü o da ilk gün zaten verinin ilk oluştuğu gün. En sonuncusunda tabii ki bunu yukarıda oluşturduğum listenin içerisine append ediyorum. Artık düzenlenmiş, indekslenmiş, formatlandırılmış ve kümülatiften yani eklemeliden günlük marjinal artışlara döndürülmüş bir data frame listem var ve onun ismi bu. Bu kadar açıkladıktan sonra en son kısım olarak da matplotlib'in artık alışa gelmiş iki objesi olan figür ve eksenleri oluşturuyoruz. Subplot yapacağız. Dediğim gibi bir tane grafik çıkartmaktansa 20 tane grafiği çıkaracağız. Number of row yani satır sayısı 5, sütun sayısı 4. Buna karşılık figürümün büyüklüğü 15'e 13. Bunu değiştirebilirsiniz. Share X diye bir parametre var. Onu true'ya eşitledim. Bunun maksadı şu. Aslında baktığınız zaman zaman aralıkları hep aynı değil mi? Yani 21 Ocak'tan 21 Mart'a kadar. Dolayısıyla her biri oluşturulacak küçük grafik için tekrar tekrar X eksenini göstermenin manası yok. En alttaki satırda yaparız. Sonra da hepsi için ortak okunabilir gibi düşünebiliriz subplot'ta e, gerekli adjust değerleri verebilirsiniz. İşte bu çizimler arasındaki mesafeleri sağlıyor. Güzelleştirici ya da stillendirici bir uygulama diye düşünebiliriz. Son uygulamamda burada çizmeden önce eksenlerdeki max and locator diye bir parametresini değiştiriyorum ve 7'ye atıyorum. Bu ne yapıyor? Bu şunu yapıyor. Bizim şu an zaman aralığımız 90 gün. Dolayısıyla 90 tane tarih noktası görmek istemiyorum eksenin üstünde. Sadece 7 tane göster. Bu zaten 3 ya 5 yukarı. Bizim için atıyorum 1 Ekim'in 2 Ekim'den ya da 1 Şubat'ın 2 Şubat'tan çok bir farkı yok. Biz trende bakmaya çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 90 tane eksen üzerindeki kesme noktasını yazmanın anlamı yok. 7 tane gösterse yeterli. Bu oluşturduğumuz formatı da tarih formatında sonuncu olarak buradaki eksene bildiriyorum. Yani bu ikisi birbirinden farklı. Sadece 7 tane tarih gözükecek ama formatı da yukarıda oluşturduğum format ve bunu da daha önce bahsettiğim mdates paketi üzerinden yapıyorum. Son kısımsa ise artık kaç tane satırım var? 5 tane satırım var. Kaç kolonum var? 4 kolonum var. Her bir kolon içerisinde loop ederek yani itere ederek tek tek işte oradaki değeri bastırıyorum. Bunu da yapmanın yöntemi direkt burada gördüğünüz gibi listeyi çağırıyorum. Listenin içerisinde hangi data dataframe'e ulaşmak istiyorsam indeksini veriyorum. Bunda kolon ve satır sayılarından bir matematik formülüyle ya da count koyup count'u artırarak da ulaşabilirsiniz. Onu sayesinde ulaşıyorum. Eksendeki değeri yine kolon ve satırdaki değerden geçiyor. Yani buradaki R ve C parametrelerinden geçiyor. Bunlar da toplamda 20'yi bulan subplot mekanları gibi düşünebilirsiniz. Başlığı da yukarıdaki ülke isimlerinin olduğu kısımdan yine aynı şekilde indeksi de bu formülü buraya kopyalayarak buluyorum. Şimdi isterseniz hemen bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir çıktısı olacak. Çıktısına baktığımız zaman öncelikli olarak bir x eksenini bütün grafiklerde paylaştırıldığını görmekteyim. Yani şu alt tarafta hepsi ortak kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada yeni bir alana ihtiyaç yok. Bu aslında kompres dediğimiz sıkıştırmayı da sağlıyor. Çünkü her bir grafiğin ekseninin altında eğer bunlar yazıyor olsaydı gerçekten daha büyük bir alanı kaplayacağı için okuması daha zor olacaktı. Başlık kısımlarını title parametresi üzerinden geçmiştik. Title kısmında da hangi ülkenin grafiği olduğunu anlayabiliyorum. Bu bakımdan kullanışlılık sağladığını söyleyebilirim. Şu an bu grafik üzerinde çizebileceğim tek ya da bu veri setine dayanarak çizebileceğim tek metrik var o da vaka sayıları ama mesela bunu atıyorum gerçekleşmiş ölüm sayılarıyla ya da iyileşme sayılarıyla da çeşitlendirebilirsiniz eğer isterseniz ikinci ve üçüncü eksen ikinci ve üçüncü metrik olarak e, ekleyebilirsiniz. Başka söyleyebileceğim bir şey e, demin söylediğim gibi 5 satır ve dört tane kolondan oluşuyor e, bu sap plot gösterimim. Şimdi çok kısa hemen isterseniz genel vaka davranış trendlerine bakarak bizim şu an nerede olduğumuzu ya da hangi ülkeye benzediğimizi biraz konuşalım isterseniz. Baktığınız zaman Çin mesela, Çin büyük bir örnekte. Bir ara tabii ki çok büyük bir şekilde bir artış gözlemlendi. Bu çok sağlıklı bir gösterim gibi gelmiyor bana açıkçası. Çünkü böyle bir bu noktalardan bu noktalara gidecekse eğer arada büyük ihtimalle eksik veri vardır. Bir anda bildirmiştir Çin hükümeti belki de bilmiyorum. Burada bir pike yani en yüksek nokta görüyoruz. Sonra ise azalan ve artık sıfıra inen bir grafik bizi karşılıyor. Çin en büyük, en fazla vakanın görüldüğü yer ama şu an güncel olarak duyduğumuz vaka sayısı gerçekleşmiyor şu ara. Bu iyi bir, iyiye bir işaret. Ee, başka mesela yine bu şekilde düşüşte olan mesela Güney Kore örneğini alabiliriz. Birbiriyle benzer bir tutum sergiliyorlar. Önce bir pike yapıyor data, ondan sonra da kontrol altına alınıyor. Çin ve Güney Kore genel olarak çok tedbirli davranarak ve sert müdahalelerle bu yayılımı ...durdurabilmiş ülkeler ya da en azından rapor ettikleri sayılar üzerinden bunu söyleyebiliriz. Buna karşılık hemen hemen geriye kalan bütün ülkeler... ...tabii ki burada e, Tayland gibi veya benzeri başka örnekleri de koyabiliriz ama... ...hep bir artış trendi içerisinde. Mesela Almanya'da şu an bir azalış söz konusu ama bu ne kadar geçerli bilemiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi mesela Fransa örneğinde de zigzaglar mevcut. Yani azalmış olması bittiği anlamına gelmiyor. Tekrar yukarıya doğru bir vaka artışı görünebilir... Türkiye ne yazık ki Amerika ile özellikle çok benzer bir patern gösteriyor. Exponential deniyor. Yani üstsel bir artış var şu an. Bunda nedeni büyük ihtimalle bazı tedbirlerde geç kalınması olarak açıklanabilir. Ya da bilincin geç gelmesi olarak açıklanabilir. Umuyoruz bu artış bir noktada artık kafasını eğip şu Çin örneğinde ya da Güney Kore örneğinde gördüğümüz gibi ya da Malezya örneğinde gibi bir maksimuma ulaştıktan sonra artık düşüş eğrisi göstermesi gerekiyor. Bunun içinde gerekli tedbirlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekiyor açıkçası. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir patern bizi karşılayacak? Yayılım nasıl devam edecek? Engel olunabilecek mi ya da artışlar mı gözlemlenecek? Ya da Çin gibi, Güney Kore gibi artık çözdüğü tırnak içerisinde söylenen ülkelerin başına tekrar bela olacak mı? Bakalım izleyip göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer memnun kaldıysanız videoyu beğenerek ve paylaşarak ve beğeninizi lütfen gösterin. Görüşmek üzere.